Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Son derece önemli bir Cabiri dersinde, okumasında tekrar yeniden birlikteyiz. Cabiri okumaları 15 olarak size arz etmeye çalışacağım. Kitabın 11. bölümü epeyce uzun bir bölüm. Bölüm kendi içinde az sonra üzerinde durmaya çalışacağım üzere çok önemli detay bilgiler ihtiva ediyor. Önemli iddialarda bulunuyor. Bu bakımdan bölüm yaklaşık bir 3-4 dersimiz daha kaldı. Kitap biterken Cabiri'nin İslami ilimlerin yeniden kalkınması, ümmetin yeniden ihyası bağlamında önermiş olduğu projenin bu son derece önemli birinci kitabını bitirmiş olacağız 3-4 ders sonra. Tabii bu dersleri bitirirken son kitabın artık bitişine ilişkin değerlendirme konuşmamda da arz etmeye çalışacağım üzere projenin sadece genel taslağını bize sundu. Kısmet olursa yaz boyu bitirmeyi düşündüğüm, pardon efendim. Kalemde düştü. İnşallah yaz boyu bitirmeyi düşündüğüm ikinci kitabı sanıyorum 100'e yakın bir ders sürecek diye tahmin ediyorum. Bu taslağını çizmiş olduğumuz projenin bütün detaylarıyla içeriklerini ele alacağız. İkinci kitap benim hem hedefim açısından, yani akademik rehberlikte yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çalışmalarda bulunan meslektaşlarımızın İslami ilimleri incelerken, değerlendirirken sahip olmaları gereken perspektifi sunması bakımından ikinci kitabın muhtevasını son derece önemsiyorum. Onun için bu birinci kitapta bazı hususların müellifin detay bilgiler olarak vermiş olduğu ama benim sunumum size arz ediş biçimim ve tarzım itibariyle onları son derece basit, kısa cümlelerle geçiştirdiğim hususları bilinçli olarak yaptığım bu hususu inşallah ikinci kitap okumalarında bütün detaylarıyla hiç atlamadan ve son derece dikkatli bir biçimde üzerinde durarak zat-ı alilerinize arz etmeye çalışacağım. Bu itibarla bugün ele alacağım konuyla bundan sonraki ele alacağım konu hemen hemen kitabın bir anlamda taslak proje olarak tamamını ifade ediyor diyebilirim. İşte bu giriş konuşmamın amacı bugün muhtemelen biraz uzayacak olan oldukça geniş bir konuyu zat-ı alilerinize sunmaya çalışacağım. Peki hemen ekranımızı paylaşarak hazırlamış olduğum başlık üzerinden konuşmamıza devam edelim. Evet, Cabiri okumaları 15, 11. bölüm sayfa 287 ile 334 arası uzunca bir bölümü sizlere özetlemeye çalışacağım. Görüldüğü üzere 11. bölümün adı son derece önemli. Ezmetül Usul dediği orijinal metinde temellerin krizi. Birinci başlığımız bu. Temellerin krizinden söz edeceğiz. İkincisi, bir o kadar önemli olan
bu krizin temellendirilmesi. Bir kriz var ve bu krizi nasıl temellendiriyoruz? Cabiri merhum konuyu ele alırken, tabii onun yapısalcı yönünden daha önce bahsetmiştim, fevkalade bir yapısalcı perspektifle konuyu ele alır ve konunun başlangıcında da ifade buyurduğu üzere ve benim az sonra konunun tarihçesini size arz edeceğim şemada da göstermeye çalışacağım şekilde, o ister ki bu dağınık biçimde sunduğu malzemeden biz kendi yapısalcı perspektifimiz üzerinden merhumun bu konuda söylemeye çalıştığı hususları anlamış olalım. O bu bilgileriyle bizde bir manada bir zihin inşasında çalışırken, buna gayret ederken bizde bir başka açıdan onun bize sunduğu bilgiler üzerinden bir tarih inşası yapmaya çalışarak tarihte nelerin gerçekleştiğini ve bu gerçekleşmenin nedenlerini, tabir yerindeyse bedellerini ve sonuçlarını değerlendirmeyi önemli ölçüde bize bırakacak şekilde bir sunumda bulunur. Haddi zatında ele aldığı konunun derinliğine baktığımızda bir projenin taslağı anlamında Tekvinul Aklil Arabi, bu birinci kitap, Arap aklının oluşumu, bize bir taslak sunmaktadır sadece. Bir taslak olması mahiyetiyle fotoğrafın genel çerçevesini ve bütününü bize sunmaya çalışır ve biz bu bütün fotoğrafın içinde her bir karenin muhtevasıyla bu karelerin birbirleriyle uyumlu olarak oluşturduğu genel fotoğrafın tamamını ikinci kitapta inşallah göreceğiz. O halde biz bugün şimdi başlıkta nelerin söylenmeye çalışıldığını ve temellerin krizi ne demek olduğunu çok basit ifadelerle ele alalım ve sonra konuyu bütün boyutlarıyla müsaadenizle zat-ı hallerinize arz etmeye çalışalım efendim. Şimdi temellerin krizi dediğimizde temellerle kastettiği hiç şüphesiz beyani epistemoloji, irfani epistemoloji. Bunları neden bu sırayla yazdım? Daha önce bahsetmiştim. Burhani epistemoloji. Burhani epistemoloji. Temeller bunlar. Bunlar adına usul demesi bir yönüyle gerçek anlamda bir usul, metodoloji, epistemoloji olmaları yönüyle ulûm-ü İslamiye'nin doğuşuna neden olan akıllardan ibarettir bunlar. Bir yönüyle de Müslüman geleneğin zemini bu üç epistemolojiden oluşmaktadır. Fakat bu üç epistemolojinin birbirleriyle olan ilişkilerine birazdan değineceğim. Bir yönüyle tarihte zuhur etmeleri itibariyle, diğer yönüyle tarihteki zuhurlarının birbirleriyle ilişkileri, karşıtlıkları ve bir anlamda birbirlerine rakip olan yönlerinin bulunması itibariyle de krizin sebebidir. Ulûm-ü İslamiye'nin orijinal kaynaklarının Cabir'in ifadesiyle ortaya çıktığı tedvin asrı dediği süreç içerisinde bu akıllar ortaya çıktığında aynı zamanda krizi de beraberinde getirir. Bu felsefi olarak da böyledir. Bir şey zıttıyla beraber doğar ve zıttıyla beraber gelişir. Her doğan şey kendi akıbetini sona erdirecek virüsle birlikte doğar. Bu virüsü ne kadar kontrol edebilirse, kontrol altında tutabilirse uzun ömürlü olur. Kontrolde tutamadığında da onun çöküşüne ve yok oluşuna neden olur. İbni Halduncu bir bakış açısıyla baktığımızda devletlerin doğuşu, yükselişi, batışında da gördüğümüz üzere insani eylemler, beşer tarihinin tüm tecrübesinde gördüğümüz üzere çöküşümüzü hazırlayan şeyle birlikte doğarız.
Ve bunun ne kadar erken farkına varır ve ne kadar kontrol altında tutarsak uzun ömürlü yaşarız. Devletlerin uzun ömürlüklerini buna bağlayabilirsiniz. Sistemlerin, ideolojilerin, düşüncelerin ömürlerini de bunun üzerinden değerlendirebiliriz. Diğer taraftan bunu geç keşfetmenin ya da kontrol altında tutamamanın bedellerini de erken ödemeye başlar ve erken çöküş, erken yok oluşla yüz yüze kalırız. Şimdi tam da burada bir yönüyle bir krizden söz edeceğiz. Üç önemli aklın doğuşu, doğuşlarıyla birlikte onlarla ikiz olarak eş zamanlı doğan kriz ve bu krizin temellendirilmesi. Şimdi burada son derece önemli bir şey var başlıkta. Bunun üzerinde uzunca durmamı hak eden bir husus bu. Çünkü üç epistemolojinin kendi krizleriyle birlikte var olmaları açısından bunu anlayabiliriz. Fakat konu sözünü ettiğimiz krizin nasıl temellendiğini, onu nerede arayacağımızı, krizi nerede bulacağımızı ve bu krizi nasıl değerlendireceğimize geldiğinde bu temellendirme son derece önemli olarak karşımıza çıkar. Krizi neyle temellendiriyoruz? Krizi neyin üzerine oturtuyoruz? Ve bir kriz var dememizi meşru kılan temel nedir? Cabiri böyle bir krizden söz ederken bunun aleyhinde bulunan pek çok insan var. Hem Arap dünyasında, hem bizim ülkemizde, hem başka Müslüman memleketlerde. Cabiri'ye sen yapısalcı bir bakımla geçmişi şablonlaştırıyorsun, cetveli eline almış bölüyorsun, düşünceleri, fikirleri şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, böyle bir kriz yok, sen nereden bunları çıkartıyorsun diyenler de zat halilerinizin malumudur. Peki Cabiri eğer krizden söz ettiği kadar krizin temellendirilmesini ve bu temellendirilişinin meşruiyeti, bu temellendiriş ne ölçüde meşrudur? Ne ölçüde Cabiri merhumun bu krizi bağladığı sebepler, temel, zemin, meşru bir temel, meşru bir zemindir. Bunu bugünkü derste ve konuşmamızda görmeye çalışacağız. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, şimdi müsaadenizle temellerin krizi ve krizin temellendirilmesi başlığını bizim için biraz daha açık hale getirecek bir tarihi süreç, bir tarih şeması, bir timeline müsaadenizle çizmeye çalışacağım. Uzun bir zaman çizgisi, tarih çizgisi çizelim ve buraya günümüz diyelim. Bugün biz buradayız. Bu uzun zaman çizimi üzerinde temellerin krizini ve krizin temellendirilmesinin mantığını önce bir anlayalım. Sonra temellendirme üzerinde duralım. Bir krizi tespit edelim. Sonra bu krizin temellendirilmesi üzerinde durmaya çalışalım. Daha önceki derslerimizde üzerinde durduğumuz üzere Hicri 2. asır ile Hicri 4. asır Cabiri merhumun tedvin asrı dediği İslami ilimlerin orijinal klasiklerinin tamamının adeta ortaya çıktığı ilk dönem itibariyle bu iki asırlık süreçtir. Tabii biz bunu birazdan uzatacağız. İki asırlık süreçtir. Hemen hemen temeller burada ortaya çıkar ve ikinci asırdan dördüncü asır itibariyle de detaylarını arz edeceğim üzere burada renklerini değiştirelim. Beyani epistemoloji ortaya çıkar. İrfan burada ortaya çıkar. Burhani epistemoloji de burada ortaya çıkar. Tabii bunlar doğuşları itibariyle bir zuhurdur. Gelişmeleri ve olgunlaşmaları zaman alacaktır. Dolayısıyla tedvin asrının İslami ilimlerin teşekkülüne zemin olması bir bakımda beyani ve irfani burhani epistemolojilerinin doğuşunun da zeminini teşkil etmektedir.
Bunların bu şekilde ortaya çıkmalarına bağlı olarak biz Cabiri'nin bugünkü dersinde bize sunmaya çalıştığı bölümde göreceğiz ki Hicri 6. asıra kadar olan süreçte 3. asırdan itibaren başlayan bu 3. asır buradan başlayan bir kriz söz konusudur. Evet. Demek ki 2. asırdan itibaren başlayan 4. asra kadarki tarihi süreçte İslami ilimlerin teşekkülüne bağlı olarak ortaya çıkan beyani, irfani ve burhani epistemolojiler beraberinde bir krizi de getirmişler. Ve bu kriz 3. asırdan itibaren giderek alevlenecek, giderek ilerleyecek ve 6. asra o ismini de buraya yazalım. Çünkü kitabın da önemli olarak vurguladığı bir isim olması bakımından Ebu Hamid el-Gazali. İle adeta tekamülünün zirvesine ulaşacak olan bir krizden söz edeceğiz ve bu kriz Gazali sonrasından günümüze kadar süren 6. asırdan itibaren 7, 8, 9 bugünkü günümüze kadar olan süreçte krizin son derece önemli bir gelişim boyutunu birazdan bu kırmızı çizginin üstüne yazacağım. Dolayısıyla 6. asır bizim için önemli. 6. asra kadar olan gelişmeler de önemli. Şimdi burada daha önceki yapmış olduğumuz okumaları da dikkate alarak konuyu biraz netleştirelim. 2. asırdan 4. asra ve krizin ortaya çıktığı dönemlere doğru. Şu özellikle 4. asra kadar gelen süreçteki gelişmeleri biraz daha netleştirelim müsaadenizle. Şuradan yazmak istiyorum. Daha önce demiştik ki beyan ile irfan son derece birbirlerine yakın zuhur eden iki epistemolojik duruştur. Daha sonra olgunlaşmışlardır. Dolayısıyla biri iktidarın, biri de muhalefetin epistemolojisi olmak üzere Şia üzerinden bunu çok konuşmuştuk. Bugün tasavvuf yönüne de dikkatinizi arz edeceğim ve tasavvuf yönü üzerinde de duracağız. Bu itibarla birinci ölçüde karşımıza çıkan kriz, bunu bir ders başlığı da yaptım, beyan versus irfandır. Evet. İlk kriz, asıllar arasındaki ilk kriz beyan ile irfan arasındadır. Beyan ile irfan arasındaki bu kriz, Halife Me'mun'a rüyasında Aristoteles'i gördürecek, beyanın dil üzerinden dini algılayan yapısının irfanın batini yorumculuğuna karşı özellikle İsmaili, İhvan-ı Safa ve Hermesçi geleneğin bu irfani epistemolojiyi beslemesi sonucunda ortaya çıkan tablo beyanın irfan karşısındaki zayıflığı oldu. Bu zayıflığın giderilmesi için Halife Me'mun'un tercüme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tablo tam olarak aslında beyanın burhan ile temellendirilmesi ya da beyanın daha doğru bir ifadeyle burhan ile güçlendirilmesi hedefiydi. Ama az sonra göreceğimiz üzere ikinci kriz beyan versus burhandır. Beklenilenin aksine burhan beyan arasında bir uzlaşı, bir dayanışma, birbirlerini takviye, bir güçlendirme beklentisinin tam tersi beyan ile burhan arasında bir kriz doğmuştur. Az sonra üzerinde duracağız. Beyan ve burhan arasında ortaya çıkan bu kriz doğal olarak burhanın tam da iktidarın beklentisi üzerine
iktidarın beklediği gibi, ondan beklediği mücadele, ki detaylarını birazdan arz edeceğim, İrfana karşı beyanı güçlendirmek, yani Burhan'ın doğuşu, bir önceki dersimizi hatırlayın, Burhan'ın doğuşu irfana karşı olmaktı. Bu görevini sürdürecek, detaylarını arz edeceğim. Öyleyse bir diğer krizimiz Burhan versus irfandır. Burhan versus irfandır. Öyleyse biz temellerin krizinde bir diğer taraftan Burhan ile İrfan arasında da bir krizin ortaya çıktığını görüyoruz. Böyle bir krizin doğması doğal olarak karşımıza bir başka krizi daha doğuracak ve bu kriz üzerinde bugün belki de en çok duracağımız krizlerden birisidir. İrfan'ın İrfan versus Burhan oluşudur. Cabiri merhumun uzunca sayfalar boyunca detaylarını alıntılar ve iktibaslarla zenginleştirmek suretiyle bize aktarmaya çalıştığı, aslında temellerin krizi dediği şey bu krizden ibarettir. Şimdi bu temellerin krizine baktığımız zaman, daha başlangıcından doğuşları itibariyle beyanla irfan arasında bir krizin varlığını biliyoruz. İrfana karşı beyanı güçlendirmek üzere getirilen Burhan'ın önce beyanla çatıştığına şahit olduk, az sonra göreceğiz. Sonra Burhan doğası gereği, varoluş gereği İslam dünyasına, İslam aklına taşınması, tercüme edilmesinin misyonu gereği irfan karşıtlığı var. Bu görevini yerine getirmesi lazım, ki getirecektir. Dolayısıyla Burhan versus İrfan'la karşı karşıyayız. Fakat bu arada beyanın karşı olduğu İrfan, Burhan'ın karşı olduğu İrfan ve İrfan'ın bu karşıtlıklar üzerinden güçlenmesini farklı bir renkle izahıma izin verin lütfen. İrfan'ın erken dönemde sadece Şia üzerinden Şii karakteri, Şii ideolojisini temellendiren yapısına, daha sonra 3. asır itibariyle İslam tasavvufunun çok muhteşem bir biçimde irfana derinlik kazandıran ve adeta hermetik geleneği İsmaili Batıniliği bir anlamda Sünni meşruluğun kılıfı içinde onu meşruluk zemininin en temeline koyacak bir gelişmeyi tasavvufla başaran İrfan, bu güçlenmesi sayesinde kendisine en ciddi manada karşıt olması gereken Burhan'ı Cabir'in ifadesiyle İbn Sina ve Gazali sayesinde, hatta kısmen geçen ders bahsettim, biraz da Farabi'nin bu konudaki yaklaşımından da yararlanarak, irfan bütünüyle kendisini güçlü kılacaktır. İşte bu isimlerin de üzerinden 6. asra geldiğimizde Ebu Hamid el-Gazali'nin, ki ilerleyen dakikalarda bu hususların üzerinde son derece geniş bir şekilde durmaya çalışacağım. Onun rolünden söz edeceğim. Çünkü Cabiri üzerinde çok duruyor. Artık biz irfanın bir zaferinden söz edebiliriz. İrfani epistemolojinin zaferi netleşmiştir. Bundan sonra Müslüman gelenekte günümüze kadar beyan da Burhan da ancak irfanın
onayladığı ölçüde meşrudur. Buraya lütfen dikkat edelim. Günümüzde de bunun ne kadar ön planda olduğunu söylemeye bile gerek yok olmadığını düşünüyorum. Evet. Uzunca bir zaman diliminden beri irfan zaferini ilan etmiştir. Hatta ben Diyarbakır'da bu konuyu anlatırken verdiğim bir konferansta irfan kollarını böyle uzatmış, bir koltuğunun altına beyanı, diğerinin altına burhanı alarak ancak benim kanatlarım altında var olabilirsiniz diyecek şekilde tam anlamıyla zaferini ilan etmiştir. Böylece irfani epistemoloji varlığını sürdüren, devam ettiren ve hatta diğer epistemolojilerin varlık nedenlerini ve meşruiyetlerini belirleyen bir zemin ve bir temel haline gelmiştir. Böylece temellerin krizine ilişkin bu tarihi realiteyi belirlemeye çalıştıktan sonra müsaadenizle usullerin coğrafyasından da biraz söz edelim. Çünkü daha önce de bunları konuşurken bu son derece önemliydi, üzerinde durduk. Bu coğrafyayı belirlemek de önemli. Bu düşüncelerin, bu epistemolojilerin ağırlıklı olarak hangi coğrafyalarda yaygın biçimde ortaya çıktı? Siyasi ve politik anlamda hangi devletlerle bunların beslendiği ve hangi devletlerin bu epistemolojiler üzerinden kendi varlıklarını sürdürdüklerini ve siyasi politik ideolojileri açısından bunların nasıl bir ilişki içinde olduğunu da görmek ve gözlemlemek son derece önemlidir. Birinci düzeyde beyan epistemoloji dediğimizde bu beyani epistemolojinin hiç kuşkusuz temel zuhur ettiği alan Hicaz bölgesi, yani Mekke Medine başta olmak üzere Şam, Hicaz bölgesi. Erken dönem itibariyle Müslüman hükümetlerin, devletlerin iktidar alanları, payitahtlarının da buralar olduğunu düşünürsek bunu söylememiz yerinde olur. İkinci olarak tarihi kronoloji açısından irfani epistemoloji ilk hermesleşen ekolün Şia olduğu üzerinde daha önce de durduk. Cabir'i sık sık bunu tekrar eder. Özellikle Henry Corbin üzerinden, Morgelius üzerinden ya da Föstiger üzerinden yapmış olduğu değerlendirmelerde sık sık atıfta bulunur ve tabii ki bu ilk hermesleşen Şia'nın ana merkezinin Kufe olduğunu dikkate alırsak burada Irak bölgesinin, başta Irak bölgesi olmak üzere İran, Horasan ve bu özellikle İran ve Horasan bölgelerinin hem İsmaili batınilik hem Hermesçi gelenek açısından son derece önemli merkezler olduğunu, Horasan'ın erken dönemde yani 3. asır itibariyle özellikle fıkıh ve hem kelam, özellikle de hadis alanında son derece önemli isimleri yetiştirdiğini dikkate alırsak, Buhari'den başlayalım değil mi? Ebu Davud, Tirmizi'ye, özellikle Tirmizi'ye ve Tirmizi'nin Hermesçi karakterine dikkatinizi özellikle çekmek isterim. Eserlerine baktığımız zaman ve orada nakletmiş olduğu rivayetlere baktığımız zaman rivayetlerin içerisinde Hermesçi zihniyetin nasıl yer ettiğini görmek son derece mümkün. Bu itibarla Horasan'ın, İran'ın, yine kısmen Mısır
ve Kuzey Afrika bölgelerinde İsmaili hareketin yayılma göstermesi Fatımiler üzerinden Mısır ve Kuzey Afrika Batini İsmaililiğin ve Hermesçiliğin yaygınlaşma zemini aradı ve yaygınlaşmaya çalıştığı alanlara tekabül eder. Buralarda kısmen İsmaili gelenek, Şii gelenek zaman zaman iktidar olmuştur. Fatımilerde olduğu gibi zaman zaman da iktidardan düşmüşlerdir ve Cabir'in tabiriyle iktidar olmak onların işine yaramamıştır. İktidar olduklarında ideoloji anlamında geri gitmişlerdir. Muhalefet olduklarında ise ideolojiyi güçlendirme anlamında ileri gitmişlerdir. Böyle bir ters orantıdan da Cabir'i sıklıkla söz eder. Bunları ikinci bölümde, yani ikinci kitapta daha detaylı ele alacağımız için şimdilik o detaylardan sarf-ı nazar ediyorum. Şimdi bu coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu, özellikle Yukarı Mezopotamya, Irak, İran, Horasan, Maveraü'n-Nehir, bu bölgelerin Türklerin de Müslüman olmalarından itibaren Gaznelilerin, Selçukluların iktidar oldukları dönemlere de tekabül ettiği dönemlerde tekke ve zaviyelerin, İslam tasavvufunun, Müslüman sufilerin desteklenmeleri meselesini de az sonra üzerinde detayla duracağım. Dikkate aldığımızda bu coğrafyaların ne kadar önemli olduğunu, Abbasiler döneminde Müslüman olan Melikşah'ın Sultan ismiyle nitelendirdiği Tuğrul'u, Tuğrul Bey'i de dikkate alırsak, bu ve tabii ki Selçuklular döneminde Nizamülmülk'ten, Nizamiye medreselerinden az sonra detaylıca bahsetmeye çalışacağım. Zaman el verdiği ölçüde. Siyasi teşekküllerin, politik değişimlerin coğrafyalara dağılımını da dikkate aldığımızda bu epistemolojilerin krizlerinin tarihsel temelleri ve aynı zamanda ideolojik temelleri ve arka planlarını da görmemizi mümkün kılan bir durum olduğunu söylememiz mümkündür diye düşünüyorum. Şimdi tam da böylece bunu söylediğimizde Halife Me'mun'la başlayan Burhan'ın doğuşundan söz ettik. Burhani epistemoloji hiç kuşkusuz onun yegane en önemli merkezi Bağdat'tır. Bağdat. Evet. İbn Sina'nın birazdan üzerinde inşallah duracağım. İbn Sina'nın Mağribiler dediği ve kendisini de tabii vatanı olması bakımından ait olarak temellendirdiği ve Meşrikiler olarak ifade edecek epistemolojik duruşlarını, irfanı Burhan karşısında savunacak ya da Burhan'la temellendirecek olan İbn Sina'yı burada hatırlarsak, Bağdat'ın Burhani epistemolojinin merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim birazdan bu tarihsel veriler üzerinden epistemolojik krizin kendisine ve onun temellendirilmesine ilişkin ele alacağımız hususları ele aldığımızda bunun daha iyi bir biçimde görüleceğini umut ediyorum. Sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, bu üzerinde durmaya çalıştığım ve zatıalilerinize arz etmek istediğim husus, Cabiri'nin 11. bölümde özellikle vurgulayarak söylemiş olduğu çok son derece önemli bir hususu aydınlatmaya çalışıyorum. İslam aklı 3 farklı akıldan oluşur. Bu 3 akıl birbirizle kriz içindedir. Bu kriz Gazali sonrası 7. asır itibariyle her ne kadar irfanın zaferiyle sonuçlanmış olsa da bu kriz hiçbir zaman bitmemiştir, bitmemektedir. Ve Cabiri bu kriz bitsin istiyor. Yeni bir epistemolojiyle bu
üç krizden kurtulmanın imkanlarını arıyor. Ve demek istiyor ki bu üç aklın krizinden kurtulabilmenin yolu bu üç aklı tüm detaylarıyla tanımaktan geçer. İşte ikinci kitapta bize bunu verecek. Bir de burada 12. bölüm olarak inşallah önümüzdeki Cabiri okumasında size arz etmeye çalışacağım üzere Endülüs tecrübesinden söz edecek coğrafya olarak. Buraya yazmalıyız. Coğrafya olarak Endülüs tecrübesinden. Burası bambaşka ve apayrı bir yer olduğu için bunu yeşille yazmamızda mahsur yok. Diğerlerini morla yazdım. Bu ayrı bir tecrübedir. Bunun üzerinde ayrıca duracak. Biz de onu ayrıca konuşacağız. Şimdi buraya kadar ifade ettiklerimden hareketle Cabir'in 11. bölüme girişte söylediği bazı önemli cümlelere müsaadenizle ben şimdi yeni atıfta bulunmak istiyorum. Diyor ki Cabir-i Merhum, bu kitabı okuyan okuyucularımız fark etmişlerdir ki biz tarihte git gel yapıyoruz. Zaman zaman eskiye, zaman zaman ileriye, zaman zaman orta tarihe gitgeller yapıyoruz. Bu geldiklerin farkındayız. Bunu bazen konuyu anlatmak için kullandığımız dil bize bunu zorluyor. Dilin zorluğu nedeniyle buna düşmek zorundayız. Bazen de bütün olayları tarihi kronolojisi içinde ele almak aydınlatıcı olmadığı için bazen ileriye, bazen geriye, bazen aradaki şeyleri sanki görmezlikten geliyormuşuz gibi bir tavır sergilemeye mecbur kalıyoruz. Cabiri itiraf ediyor, diyor ki hayır, bunların farkındayız, görmezlikten gelmiyoruz, hiçbir detayı atlamamaya çalışıyoruz ama konunun önemi ve konunun sunum biçimi ve bu konuyu sunum olarak arz ettiğinizde muhataplarınızın buradan sizin tam olarak ne söylediğinizi anlayabilmesi imkanı biraz da bunu böyle geliyor. Ve ben mümkün olduğunca naçizane bir akademisyen olarak Cabiri Merhum'un bu hayıflandığı hususları birinci kitapta özellikle son birkaç okumalarda bunu fark ettiğinizin farkındayım. Daha sistematik hale getirerek arz etmeye çalışıyorum. Orada biraz dağınık duran, biraz karmaşık gibi duran hususları daha bir sistematik, akademik sistem içerisinde zatenlerinize sunuyorum ki bu zaten bir akademik rehberlik dersi olarak akademik rehberlik dersleri yapıyorum. Böyle olunca tam da amacımıza uygun olarak bunların birer meslektaşlarıma, değerli öğrencilerime ve siz dinleyen değerli muhterem izleyicilerimize katkı sağlayacağını umut ediyorum. Şimdi bu tarihi süreci bu şekilde belirledikten sonra asıl konuya temellerin krizine başlayabiliriz. Henüz başlamadım. Tarihi malumat verdim sadece. Temellerin krizini yazalım. Temellerin krizi. Evet, bu temellerin kriziyle yukarıda da arz etmeye çalıştığım gibi beyani epistemolojiyi irfani epistemolojiyi ve burhani epistemolojiyi kastettiğimiz netleşti. Bu üç epistemolojinin kendi içinde çok ciddi anlamda bir krizi var. Şimdi bunları bir bir ele alalım. Farklı renklerle, üçünü ayrı renkler üzerinden renklendirelim, yazalım, detaylandırmaya çalışalım ve nasıl bir krizden söz ediyoruz ve gerekçemiz ne? Neyle temellendiriyoruz? Evet, temellendirmemizi de yapalım. Evet. Evet, kırmızıyla başlayalım. Bir, beyani epistemoloji versus irfan. Daha önce de söylediğimiz üzere bu birinci kriz politiktir.
Yani iktidar muhalefet krizidir. İktidar muhalefet krizinden söz ediyoruz. Peki, beyani epistemolojinin iktidarın epistemolojisi olduğu hususundan hareketle iktidar da sözünü ettiğimiz yukarıdaki tarih itibariyle Abbasiler dönemine tekabül ettiğine göre çok az itibariyle Emevilere aittir ve Abbasiler dönemidir. Bu arada onu da söyleyeyim. Ulumu İslamiye ile ilgili ne problem varsa sorumlusu Abbasilerdir. Emeviler değil. Genel olarak bizim ülkemizde biraz Emevi karşıtlığı ve Emevilere yüklenme vardır da bunu tahsis etmemiz gerekir. Tarih olarak Ulumu İslamiye'nin ortaya çıkışının, yaygınlaşışının, olgunlaşışının ve bu üç akıl üzerinden temellendirilmiş. Tamamen politik ve siyasi süreci Abbasiler dönemidir. Demek ki birincisi iktidar ve muhalefet krizine bağlı olarak beyanla irfan arasında bir problem söz konusudur. Ve iktidar bu problemi çözümlemek üzere burhanı, beyanı güçlendirmek üzere tercüme hareketiyle İslam dünyasına taşıdı. Antik Yunan'ın, Aristoteles'in birikimini bizim dünyamıza taşıdı. Şimdi iki, beyan versus, bundan bahsettim zaten uzun uzun bir derste, beyan versus irfandan, ona girmeyeceğim. Beyan versus burhan. Evet. Halife Memun'un beklentisinin dışında çok önemli olarak, bunu ayrıntılar olduğu için farklı bir renkle yazmama izin veriniz lütfen. Beyani epistemolojiyi daha önce de üzerinde durduğum üzere başta dilciler temsil ederler. Çünkü beyani epistemoloji vahyin dil üzerinden anlaşılması üzerine oturan bir akıldır. Dolayısıyla dil burada önemlidir. Ve Ebu Said Es-Sirafi ile birazdan Ebu Biş Fettah bin Yunus'tan bahsedeceğim. Bir karşıtlığın söz konusu oldu. Rengi değiştiriyorum. Burhan'ı temsilen Ebu Biş, Metta bin Yunus. Bu da Bağdat'ta Burhani ekolün, mantıki ekolün en ünlü temsilcisidir. Farabi'nin hocası. Şimdi bir tarafta beyanı güçlendirsin diye irfana karşı idhal edilen mantık ve bunun ünlü Bağdat'taki temsilcisi Ebu Bişir Metta Yunus, diğer tarafta onunla çağdaş olan ünlü dil bilimci Dahevci Ebu Said Es-Sirafi. Şimdi buradaki krize ve krizin temeline dikkatinizi istirham ediyorum. Bu çok son derece önemli. Çünkü buna Ebu Hayyan et-Tevhidi'den de yapılan alıntıları ekleyecek olursak, dilciler derler ki nahiv Arap'ın aklıdır. Akıl yani mantığıdır. Dolayısıyla bizim nahvimiz bizim mantığımızdır. Bizim zaten bir mantığımız var. Öyleyse neden Aristoteles'in mantığına ihtiyacımız olsun? Bu bir. İki, Aristoteles'in mantığının bizim zaten sahip olduğumuz, nahiv olarak sahip olduğumuz mantığa artı bir katkısı söz konusu değil. Eksikleri var, fazlası yok.
Bunu uzun uzun temellendirmeye çalışan Cabiri'nin verdiği örneklere ve iktibaslara baktığınızda, kitapta okuduğunuzda da göreceksiniz. Temellendirirken dilciler derler ki, bir, her kültürün, her milletin kendine özgü bir dili vardır. Diller o kültürü sahibi, o dili konuşan insanların akıllarına tekabül eder. Dolayısıyla madem ki diller farklıdır, kültürler farklıdır, o halde dilcilere göre mantık da farklıdır. Doğaları gereği farklı olan iki mantığın uzlaşması ve birbirini takviye etmesinden söz edemeyiz. Bu mantığın çok daha erken örneklerine de müsaadenizle krizi temellendirmek bakımından buraya yeniden döneceğim. Hindi ile Ebul Abbas, bunun El Müberret olduğu da söylenir, Ebul Abbas arasında geçen Hindi'nin filozof, yani Burhani temsili Ebul Abbas El Müberred'in de dilci, nahivci olduğunu dikkate alırsak, ben bunun bir kurgu metin olduğunu düşünüyorum. Bunlar da çok kurgulanmış. Az sonra Ebu Bişir Metta bin Yunus'la Sirafi arasındaki münazaradan söz ederken de değineceğim üzere bunların bir kurgu olduğu kanaatindeyim. Ama çok önemli bir örnek olması bakımından, aradaki krizi bize netleştirip göstermesi bakımından önemine binaen arz ediyorum. Güya bir gün Kindi Ebul Abbas'a diyecek ki, ya ben Arap gramerinde sorunlar görüyorum. Felsefi olarak baktığım zaman, bir felsefeci olarak Arap dilinde problemler var diyesi güya. Böyle bir üslup kullanıyorum. Her ne kadar Cabir böyle söylemiyorsa da ben bir hadisçi ve metin analisti olarak, yıllarını metin analizine vermiş birisi olarak, çok şükür öğrencilerime de bunu sık sık söylerim. Kurgu bir metinle tabii bir metin arasını ayırt etme benim ihtisas alanımdır. Neyse, detaya girmeyelim. Kindi güya diyorsa ki, böyle bir filozof böyle bir sözü ne kadar söyler? Ya Kame Zeydun diyoruz biz mesela. Tamam, işte Zeyd ayaktadır. Ayağa kalkmış. Ya bu Arapların derdi nedir? Bu Kame Zeyd'den ne istiyorlar? Kah inne Zeyden kaimun. Kah inne Zeyden le kaimun. İşte Zeydun kaimun. Başına inne getir, dam getir, vesaire getir. Ya böyle diyesidir. Kendi gibi bir insan Arap dilinde bunların nüanslarını, detaylarını nasıl bilmez? Ve sonra Ebul Abbas ona dersini verip, işte beyancıların filozoflara, Burhan'a üstünlüğünü göstermek bakımından. Üstadım, Zeydun kaimun başka, inne Zeyden kaimun başka, inne Zeydenle kaimun başka. Bunların hepsi başkadır. Anlamları da başkadır. Deyince kendi mahcup olduğunu söylerler. Bunu biz hazırlık okuyan öğrencilerimize bile öğretiyoruz. Kendi gibi bir zat bunu nasıl bilmez de böyle bir şey sorabilir. Neyse. Aynı olayın Sirafi ile Ebu Bişir Metta bin Yunus arasında da cereyan ettiği halifin, vezirin huzurunda geçen bir münazarada Sirafi'nin Metta bin Yunus'u ilzam ettiği nakledilir ki bu metinler çevrilmiştir. Çevirileri de var, okuyabilirsiniz. Böylece Ebu Hayyan et-Tevhidi'nin de ifadesiyle burayı biraz daha netleştirmek bakımından onu yazalım. Nahiv dilin aklıdır, mantığıdır. Mantık
ise, mantık ise aklın dilidir der. Böyle bir ayrım yapmaya giderler. Ve böylece Nahiv'in çok ciddi anlamda beyani epistemolojinin önde gelen isimleri olarak Burhan'a şiddetli bir biçimde tepki gösterip karşı çıktıklarını görüyoruz. Tam bir krizin içine düşmüştü. Burhan beyana destek olacak yerde beyan bütünüyle Burhan'a karşı çıkmıştı. Bunu iliklerine kadar Farabi'de yaşamıştır. Hocası Metta bin Yunus'ta yaşamıştır. Ebu Süleyman Es-Sicistani de yaşamıştır. Birazdan bahsedeceğiz. Bağdat ekolünün ünlü temsilcilerinin hepsi yaşamıştır. Şimdi neden böyle bir şey yaşamışlardır? Dilcilerle mantıkçılar arasındaki bu hususu Farabi'nin eserlerinin adında bile görebilirsiniz. En ünlü eserlerinden birisi olan Kitabul Huruf mesela. Türkçe harfler kitabı olarak çeviren üstadlarım beni hoş görsünler. Harfler kitabı diye çevrilmez bu. Yani muhtevasına bakarak çevrilmesi gerekir. Bir de Kitabul Huruf'u yazdığı dönem 4. asırda Farabi'nin dilcilerle aralarındaki bu çok derin muhalefetin kitap isimlerine yansıyan efendim yönleridir ki bu ayrıca bir önemli çalışmaya konu edilmelidir. Dilci arkadaşlara da bunları çalışın diyorum ama pek böyle konulara iltifat etmiyor dilci arkadaşlar nedense. Farabi harfler dediği edatlardır. Edatlar üzerinden felsefeyi, mantığı ele almak suretiyle, dilin bütün malzemelerini kullanarak bir mantık ortaya koyması suretiyle ki inşallah sizlerle bunu okuyacağım. Risale mantığını, Risale fil mantık ve Kitabul Huruf'un en azından önemli bölümlerini orada göreceğiz birlikte. Bu bir dilcilere imadır. Ey mantığı dışlayan dilciler, ey mantığa yabancı muamelesi yapan dilciler, sizin ömrünüzü verdiğiniz nahvin konularını mantık ve felsefeyle size bir anlatalım da bir görün. Harf neymiş, edat neymiş, fiil neymiş, isim neymiş bir görün bakalım demektir. Ve bu içeriye daha uygun bir isimle tercümesinin yapılmasının daha uygun olacağını da ifade edeyim. Ama kitabın motamot bir çevirisi olarak, Kitabul Huruf, harfler kitabı olarak çevrilebilir mi? Evet, çevrilebilir. Fakat müellifin o ismi tercih ederken ki zihinsel arka planının vurgusu burada kaynıyor. Bunu söylemem lazım. Peki, şimdi tam da burada dilcilerin muhalefetiyle karşılaşan Burhani epistemoloji Hicri 391 yılında vefat eden Ebu Süleyman Es-Sicistani. Ebu Süleyman Es-Sicistani'nin Bağdat'ta temsilciliğini yaptığı Burhani epistemoloji ve mantık üzerinden bakın 4. asırdayız, sonlarındayız. Burada Ebu Hayyan et-Tevhidi'nin Ebu Süleyman Es-Sicistani'ye İhvan-ı Safa Risalelerini verdiğini,
Ve üstad bunları bir değerlendirmenizi istiyorum bir mantıkçı olarak dediğini görüyoruz. Ve Ebu Süleyman Es-Sicistani İhvan-ı Safa Risalelerini okuduktan sonra Cabiri'nin de iktibas yaptığı çok önemli bir cümleyle der ki bu müellifler, muhteremler çok uğraşmışlar ama emekleri boşa gitmiş. Çünkü bunlar şeriatla yani din ile felsefeyi uzlaştırmaya çalışmışlar. Yani dini felsefeyle izaha ve temellendirmeye çalışmışlar. Dini felsefi temel üzerine inşa etmeye çalışmışlar. Bu yanlıştır der. Burada dikkatinizi istirham ediyorum. Temellerin krizi açısından bu son derece önemli bir husustur ve Ebu Süleyman Es-Sicistani gibi son derece önemli bir isim üzerinden İhvan-ı Safa eleştirisi, şeriat ve felsefenin net bir biçimde ayrılması, net ayrım. Din ayrıdır, felsefe ayrıdır. İbn-i Rüşd'de daha sonraki okumalarda göreceğimiz üzere olgunlaşmış biçimini göreceğimiz bu söylemin Ebu Süleyman Es-Sicistani üzerinden çok net bir biçimde hem İsmaili batini geleneğin hem de İhvan-ı Safa üzerinden her mescid ve felsefi olarak dinin temellendirilmesi meselesine karşı çıktığını görüyoruz. Şimdi buraya dikkat edelim. Birincisi Sicistani İhvan-ı Safa'nın felsefi karakterini tespit ediyor. Burası çok önemli. A. Felsefi bir karakteri var İhvan-ı Safa Risalelerinin. Çünkü Pisagoristinden gelen, Neoplatonizmden gelen, Eflatunculuktan gelen, Hermesçilikten gelen çok önemli bir felsefi akli gayrimakul olarak daha önce ifade ettiğimiz bir arka planı var. Bir felsefe olarak onu kabul ediyor. Ve bir felsefeci olarak, mantığın mümessili olarak da bu felsefeyi reddediyor. Çünkü bu felsefe atıl akıl irfani felsefedir. Dikkat ediniz. Şimdi burada tam olarak biz Burhan'ın irfana karşı tam da Halife Me'mun'un onlara yüklediği misyonu yerine getirme anlamında bir karşı çıkışın, Burhan'ın irfana karşı çıkışının irfanı yok etmek ya da irfanın zeminini kaldırmak için bir duruş sergilemenin örneğini görmekteyiz. Net bir biçimde şeriatın dinin inanmayı teslimiyeti gerektirir. Dolayısıyla orada ele alınan konuların niçin, neden, nasıl vesaire gibi sorular sorulmak suretiyle felsefeye konu edilemeyeceğini, böylece felsefe yapan bir kimsenin dinden, dinle ilgilenen bir kimsenin de felsefeden uzak durması gerektiğini söyleyen, netleştiren Ebu Süleyman Es-Sicistani'nin net bir ayrımıyla karşı karşıyayız. Bu Burhan'ın irfana olan çok net bir karşı çıkışı bir krizdir. Cabiri haklı olarak 4. asrın sonlarına doğru gelirken kindiyle başlayan felsefeyi beyanı güçlendirme, burada bunları zikretmemiz gerekir. Kindiyle başlayan süreç felsefenin ve Burhan'ın başlangıcını kindiyle başlattığımızda kindinin irfana net karşı olduğunu, net olarak irfanı dışladığını biliyoruz. Ama bunu bir önceki derste de ele aldığımız üzere Farabi üzerinden Cabiri biraz yumuşattı. Farabi kindi kadar, çünkü aralarında politik ve siyasi dönemlerin ihtiyaçlarını da dikkate aldığımızda kindinin amacıyla Farabi'nin parçalanmış bir İslam dünyasının içinden yetişen bir mütefekkir olarak amacı arasındaki farka dikkat çekerek demiştik ki burada çok önemli bir ayrım ve bir ayrıntı var, bunu görmezden gelemeyiz demiştik. Bunu da dikkate aldığımızda Farabi'nin Burhan temelinde irfanı ele aldığını, irfanın
İrfanı burhan ile daha güvenilir bir zeminde temellendirmek istediğinden söz etmiştir. Evet. Farabi burhanı, irfanı güçlendirmek üzerinden bir temayülde olduğundan söz ettik. Bunun halife onun amacıyla çok ters olduğunu söyleyelim. Çünkü burhandan beklentisi halifenin beyanı güçlendirmek, irfanı değil. Ama tarih, zaman, koşullar mütefekkirlerimizi buraya getirdi. Temeller arasındaki ilişki onları buraya taşıdı. Ve Farabi'den aşağı yukarı bir asır sonra Ebu Süleyman Es-Sicistani çok net bir biçimde, hayır efendim, böyle bir uzlaşı söz konusu olamaz. Herkes kendi yolunda gitsin. Net bir biçimde bunu söylüyor. Şimdi bunu söylerken ve böyle bir krizin ne derece 4. asra geldiğimizde derinleştiğini gördükten sonra artık irfani epistemoloji üzerinde derinleşme zamanımız geldi. Beyan hücum ediyor, burhan hücum ediyor ve irfan bu hücumlarla besleniyor. Bir taraftan Şii ideolojinin Cafer-i Sadık'tan beri devam ede gelen ve İsmaili karakterle tam anlamıyla bir teolojiye dönüşen karakterini dikkate aldığımızda bunları konuştuk. Şimdi konuşma sırası tasavvufa geldi. Tasavvuf hiç kuşkusuz irfani karakteriyle gayet net biçimde söyleyelim her mescid zeminiyle tartışmaya bile gerek kalmayacak derecede hermetik, gnostik geleneğin İslamileştirilmiş versiyonudur. Cabir'in ifadesiyle söyleyelim, tasavvuf sayesinde hermesçilik sünni bir meşruiyet kazanmıştır. Sünni bir meşruiyet kazanmasında Selçuklu iktidarının çok önemli bir rolü vardır. Bunun içinde de en büyük rol Nizamul Mülk'tür. Nizamiye medreselerinin büyük mimarı Nizamul Mülk, tasavvufun sünni meşrulaşılması bağlamında çok önemli, kilit bir isimdir. İsmaili batıniliğin aşırılığa evrilmiş olan versiyonu olan Hasan Sabbah'ın bağlıları ve müritleri tarafından öldürülmek suretiyle misyonuna son verilen Nizamul Mülk, bir irfani rengin mağdur. Hasan Sabbah sonuçta hermesçi bir geleneğe sahip, hermesçi bir aklın ürünü olarak tarihteki misyonunu gerçekleştirmiştir. Nizamül Mülk'ün büyük bir ferasetle, hatta Melikşah'ın bir gün kızarak sen bu tekke ve zaviyelerle bu sufileri çok şımartıyorsun dediğinde itiraz ederek der ki Sayın Sultanım Melik, kızmayın. Siz o kızdığınız tekke ve zaviyelerle iktidardasınız. Ben senin savaşa giden ordularının dışında öyle bir ordu kurdum ki el uyur onlar uyanıktır. Sabahlara kadar zikreder ve sana saltanatına dua ederler diye mukabelede bulundu. Tekke ve zaviyelerin bu
duruşlarına ve misyonlarına da dikkat çeker. Siyaset, tarikat ve tasavvuf ilişkisi bakımından da bu son derece önemli bir husus. Şimdi tam da burada bizim ele almamız gereken önemli bir hususa dikkatinizi çekmem gerekiyor müsaadenizle. Şimdi daha 3. asırda vefat tarihi 243 olan El-Haris El-Muhasibi. Bunun akla dair risalesini sizinle okumayı düşünüyorum inşallah ileride. El-Akıl ve Fehmuhul Kur'an olarak neşredildi. Adı biraz orijinal olarak değişik ama böyle neşredildi. 243 vefat tarihi bakın. 3. asır. Onunla başlayan tasavvufun sünni meşrulaştırılması ve tasavvufun beyani akıldan ayrı olarak sadece dilcilerin, ki bu tam olarak Haris el-Muhasibi'nin kendisine özgü bir ifadesidir, beyani epistemoloji mensubu ulemanın, bu alim kardeşlerimizin Kur'an'dan anladıkları onun zahiridir. Dil üzerinden bir anlayıştır. Allah bazı has kullarına öyle bir akıl vermiştir ki işte bu irfani akıldır. Bu akıl basirettir. Bu akıl hikmettir. Bunlar üzerinden bu dilcilerin asla anlamadıkları ve görmedikleri anlam ve manaları Allah onların kalplerine lütfeder, ihsan eder dediği ve Şia'da talimiye olarak tevarüs edilen vasi üzerinden elde edilen bilginin tasavvufta, dikkat buyurunuz, imam karşısında imam versus veli konumlandırılır ve veli Hazreti Ali'nin nesline de bağlanmak suretiyle tasavvufta Şia'ya tam bir rekabet ortaya koyar. Böylece İslam tasavvufunun egemen olmaya başladığı bu süreçlerde hükümetin bilinçli olarak Selçuklu döneminde tasavvufu desteklemesinin sebebi öteden beri iktidarların başlarının belası olmuş olan Şia'ya karşı da tasavvufu tam anlamıyla güçlendirmektir ki net bir biçimde Cabiri bunun altını çizer ve Şia'nın belini kıran en önemli irfanın irfana karşıtıdır bu. İrfan versus irfan olarak bunu ele almayı da düşündüm ama çok uzunca dolayı vazgeçtim. Çünkü ikinci kitapta bunların üzerinde duracağız. Ayrı ayrı duracağız çünkü. Orada bu versus üzerinde detaylı inşallah bulunmaya çalışacağım. Belini kırdığını söyler. Şia'nın belini kırmıştır der. Bakın Haris el-Muhasibi ile başlayan bir süreçten söz ediyoruz. Eş zamanlı sayılacak 350 ile 300'ün sonları 400'e yakın dönemlerde yaşamış olan çok ünlü sufilerimiz Ebu Talip el-Mekki gibi, el-Kelebazi gibi, ünlü mütesavvıflarımız Kuşeyri gibi, Cüneydi Bağdadi gibi ünlü mütesavvıflarımız İrfani epistemolojinin tasavvuf üzerinden sünni meşruiyetini takviye edip güçlendirmişlerdir. Böylece bu metinlere baktığımızda çok net bir biçimde Haris el-Muhasibi'den Kuşeyri'ye kadar, Tusi'ye kadar, Es-Sirace-Tusi, baktığımızda bu eserlerin tamamında Hermesçi karakterin net bir renk olarak görüldüğünü, ancak bunun hem Kur'an hem de hadisler üzerinden meşrulaştırılarak sünnileştirildiğine şahit oluruz. Tasavvuf bu anlamda güçlenerek sünni meşruiyetini kazanarak yoluna devam ediyor. Şimdi
tam da burada yeri gelmişken bir şey arz edeceğim. Mantık başta olmak üzere felsefe, geleneğimizde bugün de dahil hiçbir zaman dini bir meşruiyet elde edememiştir. Hep bir meşruiyet krizi vardır. En zaaf ve zayıf yanı da budur. Ama her mesci atıl aklın tasavvuf üzerinden sünni meşruiyet kazanması, özellikle 5. asra geldiğimizde İmam-ül Haremeyn El-Cüveyni'nin, yavaş yavaş Gazali'ye doğru geliyoruz, El-Cüveyni'nin bu işe daha derin bir boyut kazandırması, temellerin krizinin rengini olabildiğince değiştirmiştir. Şimdi 4. asrın sonu 5. asra geldiğimizde Burhan versus İrfan'ı konuşuyoruz. Şurayı konuşuyoruz. Tam da burada devreye İbn Sina'yı yerleştirmenin zamanı geldi. İbn Sina. İbn Sina'nın yazmış olduğu tüm eserlerine baktığımızda, özellikle geç dönem eserlerine baktığımızda, Şifa olsun, eserlerine baktığımızda, ki bu husus üzerinde özellikle Felsefi Mirasımız kitabının da inşallah ikinci kitabın Burhan'ını size arz ederken Felsefi Mirasımız kitabıyla birlikte arz edeceğim. Burhan bölümüyle son bölümdür. Felsefi Mirasımız kitabını birlikte cem etmek suretiyle sizlere arz etmeye çalışacağım. İbn Sina devreye girer. İbn Sina'nın devreye girmesi İrfanın Burhan ile temellenmesi demektir. Yani İbn Sina İrfan'ı Burhan'la öyle bir takviye edecek ki bu Gazali ile devam edecek. Onun için kitabın bütün detaylarında sunulduğu üzere İbn Sina'dan yaptığı tüm o uzun iktibaslara baktığımızda Aristotelesçi meşşai ekolden varlık anlayışıyla, ilah anlayışıyla, tanrı anlayışıyla nasıl İbn Sina'nın bir kopma yaşadığını, Hermesçiliğe nasıl kaydığını, büyüye, sihire vesaireye nasıl kapıldığını, kimyaya nasıl daldığını bunları uzun uzun Cabiri anlatır. Ve İbn Sina'nın diliyle şunu nakleder. Ve İbn Sina tam olarak yukarıda alıntısını yapmış olduğumuz Ebu Süleyman Es-Sicistani gibi düşünen kendi dönemindeki muhataplarını da dikkate alarak irfana karşı çıkanları keramete, mucizeye, gizeme, gizliliklere karşı tavır alanları eleştirir ve nasihat ederken ey talip, acele etme. Sana büyüklerin hallerinden haber verdiklerinde onların senin aklının asla anlayamayacağı, doğal ve tabii olan ortama uygun olmayan hallerinden söz ederlerse, ateşi ellerine aldıklarından, suyun üzerinde yürüdüklerinden, zamanı atladıklarından, mekanı geçtiklerinden vesaire gibi olağanüstülüklerinden bahsederlerse, onları inkar edip reddetmekle sakın acele etme. Çünkü burada senin bilmediğin derinlikler var diyerek başlar.
Tabii İbn Sina'nın üzerine çok yazılar yazmış olan Cabiri'yi bu son derece kızdıran bir durumdur ve çok son derece kızıyor zaten. Felsefi mirasımızda da çok fazla kızıyor. İbn Sina'dan beklentisi bu değil çünkü. İbn Sina tam anlamıyla hermetik geleneğin, gnostik geleneğin yaşadığı dönemde en üst düzey zirvede temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla İbn Sina'nın da böylece o zemini güçlendirdiğini, o zemine bir takviyede bulunduğunu dikkate aldığımızda irfan giderek daha güçlenmeye, giderek zeminini daha genişletmeye ve sağlamlaştırmaya başlamıştır. Şimdi çok önemli bir isimden söz edeceğiz ve burada müsaadenizle isimleri yeniden, İrfan burada var zaten, Beyani epistemoloji, Burhani epistemoloji. İrfan da burada var. Bir isim son olarak üzerinde duracağımız önemli bir isime geldik. Şimdi bu isim üzerinden konuyu netleştirelim. Ruhu şad olsun, çocukluğumda hayran olduğum, ortaokuldan itibaren okumaya başladığım eserleri ki ne anladıysam ve hadisçiliğe de oradan merak saldım. Oradaki hadisleri ezberlemeye çalışırdım. İşte Kimya-i Saadet gibi eserleri ve özellikle İhya-i Ulumuddin'i okuduğumda lise 1'deydim galiba, tercümelerini tabii. O zamandan başlayan bir Gazali hayranlığım vardır hep. Hala da bir hayranlığım vardır, saygım da vardır. Her ne kadar düşünsel anlamda tam olarak onu bütünüyle onaylamasam da. Bunları ileriki derslerimizde yeri geldikçe siz zat-ı hallerimizle paylaşacağım inşallah. Şimdi bu öyle bir isim ki, kırmızıyla yazalım bunu. El-Gazali. 505 vefat tarihi. 6. asrın başındayız. Ebu Hamid el-Gazali Beyani epistemolojinin mensubudur. Bakın. Fakihtir. Ve Beyani epistemolojinin mensubudur. Temel tahsilini tam olarak burada, bu şekilde yapmıştır. Cüveyni'den aldığı dersleri de böyledir. Beyani epistemoloji mensubudur. Neden Beyani epistemoloji mensubudur? Çünkü Nizamül Mülk medreselerinde Cüveyni sonrasında görevlendirildiğinde o kadar ünlü ve şöhretli bir hale gelmiştir ki kendisinin ifadesiyle, bunu farklı renkte yazalım, El-Mun Kılumine't Dalal eserinde beyan ettiği üzere fıkıh öğrenmiş, kelamı öğrenmiş, hadisi öğrenmiş, tefsiri öğrenmiş, felsefeyi öğrenmiş, Hermesçi geleneği öğrenmiş, tasavvufu öğrenmiş. Bunların hepsiyle ilgilendim diyor. Ve bunların hepsinin ne demek istediğini, ne vermek istediklerini öğrendim. Kendini bunlara adamış. Ve vefat tarihiyle doğumunu, doğum tarihi doğruysa 50 küsür yıllık bir ömrü var. Ve
az sonra üzerinde duracağımız önemli görüşlerini de bu 50 küsur yaşlarından sonra yazdığı eserlerinde zikrediyor zaten. Olgunluk dönemi yani. Devlet, buraya dikkat edelim. Devlet, bakın, beyan epistemoloji. Devlet, Gazali'ye, bu birikime sahip Gazali'ye, yukarıda Nizamül Mülk'ün projesinden, Tekke Zaviye'den, Selçuklu döneminden, oradaki gelişmelerden bahsetmiştim. Hatırlayalım. Sünni tasavvufu öne çıkarışından, bunun halk zemininde genişlemesine imkan sağlama ve devleti bu manada desteklemesinden söz etmiştim. Tam da bu manada devletin karşı çıktığı, düşman olarak konumlandırdığı felsefe Burhan'dır. Devlet Gazali'ye Burhan ya da filozofların hadlerini bildir görevi veriyor. Onların düşüncelerinde problemler var. Varlık ezelidir diyor, Allah cüziyatı bilmez diyorlar, ruhani diriliş vardır, cismani yoktur diyorlar, bir sürü bir şeyler söylüyorlar abuk subuk. Bunların hadlerini bildir. Gazali de irfana dalıyor, burhana dalıyor ve bunların hepsini öğrenmeye çalışıyor. Meşhur ünlü Tehafütül felsefesinde felsefecilerin tutarsızlıkları, çelişkileri olarak tercüme edilen Henry Corbin'e atıfla Cabiri'nin bu tercüme benim az önce Kitab-ül Huruf'la ilgili söylediğim gibi isabetli değil. Burada eserin adıyla kastettiği aslında filozofların kendi bindikleri dalı kesen, kendi kendilerini baltalayan tehafüt sözcüğünün anlamında, anlam dağarcığından hareketle yapılan tercümede buna dikkat çektiğini söyler. Ve filozofları, dikkat buyurunuz, beyani epistemolojinin bir temsilcisi olarak Burhan'ı, bunları tekfir eder. Tekfir eder. İbn-i Teymiye'nin tespitiyle Cabiri'nin nakline göre Haris el-Muhasibi'yi, Ebu Talip el-Mekki'yi, Kuşeyri'yi, benzeri Tusi'yi bu bağlamda Sünni tasavvufun erken dönem eserlerini yok saysanız Gazali'nin ihyası ortadan kalkar. Gazali'nin ihyası bu eserlerdeki hermetik, mistik, gnostik söylemleri düzenlemesi, tertip etmesi, tebliğ etmesinden ibarettir der. Ve süreç içerisinde Gazali filozofları tekfir etmek sürecinde felsefeye dalar. Felsefeye dalarken irfana, tasavvufa dalar. Tasavvufa girer. Çünkü o mutasavvıfların bu konuda ne dediklerini de araştırıyor. Ve bu arada yine son dönem kendisinden sonraki muhakkiklerin de tespitleriyle Gazali mücadele verdiği kesimlerle yakınlaşmaya başlar. Ağırlıklı yakınlaşma irfana doğrudur. Bir yakınlaşma başlar. Ve bu yakınlaşma sayesinde devletin kendine verdiği misyondan rahatsız olmaya başlar. Ve hacca gitme bahanesiyle Şam'a yerleşir.
ve Şam'a yerleşen Gazali'nin, farklı renkle yazalım, yeşil olsun. Evet. Arif Gazali diyelim, İrfan'a uygun olsun. Arif Gazali dönemi başlar. Gazali'nin sufiliği dönemi başlar. İmam Gazali'nin gelip karar kıldığı zemin irfandır. Burada karar kılar. Şimdi ilginç olana gelelim. Cabiri diyor ki, İmam Gazali irfanda karar kıldı. Ama yazdığı eserlere baktığımızda, Kimya-i Saadet'ten başlayalım, yazdığı tüm eserleri inceleyelim. Bu eserlerde bir, Hermesçi karakter hakimdir. Yüce ilah algısından, varlık algısından, nefis algısından, akıl algısından, alemlerin tertibi bakımından, hangi bakımdan konuyu ele alırsak alalım, Gazali Hermesçi içeriği eserlerine yansıtmıştır. Hermesçi içeriği yansıtmıştır. İki, Hermesçi içerik, buraya dikkat buyurunuz lütfen. Hermesçi içeriğe yer vermek demek, İbn Sina'ya dönüşmek demektir. Çünkü İbn Sina'nın söylediği yüce ilahla ilgili, ahiretle ilgili, ruh bedenle ilgili, yani Gazali'nin filozofları tekfir etmesine neden olan bütün meseleler Hermesçi içerikte var zaten. Gazali sufi olduktan sonra bu Hermesçi içeriği savunan bir üsluba ve bir içeriğe dönüş yapmıştır ve eserleri bununla doludur. Yani İbn Sina çizgisine gelmiştir. Diyor ki Cabiri, şayan hayrettir ki Gazali tekfir ettiği İbn Sina ile aynı üslubu kullanmıştır. O da alem ezelidir demiştir çünkü Hermesçi içerikte alemin sudurunu, ezeliliğini, akıllara bölünmesini ve son insana falakla kadar indirilişini ele alırken aynen İbn Sina'nın söylediği şeyleri söylemektedir. Ve Cabiri merhum diyor ki Gazali filozofları suçlarken ne söylediyse hepsini farklı bir üslupla yeniden söylemiştir. 3. Gazali merhum mantık ilmini Kur'an'da geçen El-Kıstasul Mustakim adıyla, Kıstas-ı Müstakim, Miyarul Ulum, Mizanul Ulum gibi isimlerle o kadar yüceltir ki mantık ilmini, Aristoteles'le irtibatını koparmak ister. Bu Yunanlılara has kılınacak bir şey değil. Bu Allahu Teala'nın insana öncelerinden sonralarına kadar vermiş, derc etmiş olduğu bir temel ilahi ölçüdür diyecek ve mantığın ilelebet meşruiyetini de böylece sağlamış olacak ve onu dokunulmaz kılacaktır. Dokunulmaz kılacaktır. Ancak 4, Cabiri'nin haklı tespitiyle onun yücelttiği mantık ilmi Aristotelesçi bir burhan değil,
tam anlamıyla bir cedeldir. Aristotelesçi tabirle cedeldir. Yani muhatabı ilzam etmek ve muhataba karşı istidlalde bulunmak. Cabir'in yine ifadesiyle cedel ve muhataba karşı istidlalde bulunmak, muhatabın delilini çürütmektir. Bu farklı bir kıyastır. Bu cedeli kıyastır. Ve önemsediği fıkhi kıyastır. Burhani kıyas değil. Çünkü burhani kıyas tümden, zaruri olandan, bedihiyattan gelen bir akli etkinliktir ki, aklediştir ki, Gazali bunu savunmaz diyor. Dolayısıyla Gazali, bir taraftan mantığı meşrulaştırmış gibi görünmekle birlikte, meşrulaştırdığı mizanul ulum, miyarul ulum, kıstasul mustakim yaptığı mantık, cedeli bir mantıktır. Bu itibarla bu cedeli mantık, Cabiri'nin arzuladığı rasyonel, dini makul diye söylediği ve peşinde olduğu akla hizmet eden bir akıl değildir. Şu halde İslam dünyası Gazali sonrası çizgide nereye geldi diye müsaadenizle resmetmek istiyorum. İslam dünyasında Müslüman, bu bir Müslüman kişi resmi. Öğrencilerim bu resmimi çok severler. Tahtaya da böyle çiziyorum. Şimdi bu Müslümanın aklı üçe bölündü. Merkezde irfan, beyan, burhan. Böyleyiz hepimiz. Bu geleneğin çocukları olarak böyleyiz. İşte Cabiri merhum bunu tevhid eden bir epistemoloji öneriyor. Bu epistemolojiyi bulalım diyor. Öneriyor da yani. Onlar da konuşacağız. Ve ben de inşallah bu konudaki fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Ve bir usulüddin yazmaya çalışıyorum. Orada da bu epistemolojiyi temellendirmeye inşallah gayret ediyorum. Sizlere sunduğumda, okuduğumuzda inşallah sizin takdirlerinizde o zaman ömrümüz olursa göreceğiz. Şimdi 11. bölümde Gazali bize bu uzun anlatılar içerisinde İslami ilimlerin doğuşuna neden olan akılların nasıl bir krize maruz kaldığını, bu krizlerin kiminle kimin arasında olduğunu ve nasıl sonuçlandığını ve bunların nasıl bir noktaya geldiğinden söz etti. Peki nereye gelmiş olduk? Geldiğimiz yer Gazali formatı. Bugün de aynı formattayız. Gazali formatındayız. Bu bir tespittir. Bu bir tasvirdir. Durum tespiti. Henüz eleştirilere ikinci kitapta geçeceğiz ve orada duracağız. Bu sadece bir tespittir. Proje açısından bir tespitte bulunmaya çalışıyoruz sevgili izleyenler. Peki bu temellerin krizlerini inşallah nasıl temellendirdiğimizi ifade etmeye çalıştım. Bunu da şöyle özetlememe müsaade ederseniz çok 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 uzun zamanınızı aldığımın farkındayım. Temellendirme.
Bir, usuller doğası gereği çelişiyor. Doğası gereği farklı. Yani her usul doğası gereği farklılıklar arz ediyor. Dolayısıyla bu bir kriz nedenidir. İki, politik siyasi nedenler. Üç, coğrafi faktör. Oradaki kültürel faktörler. Dört, temsilcilerin temsilci farkları. Yani alimlerin rolü. İşte İbn Sina, Farabi, Gazali, bunların rolleri. Bunlar sözünü ettiğimiz krizin temellerini oluşturmaktadırlar. Belki de çok inşallah detaylı bir biçimde ele aldığımızda birinci maddeyi, usullerin kendi doğaları gereği nasıl bir krize neden olduğunu beyan, irfan ve burhan olarak üç bölümde, ikinci kitapta inşallah ele aldığımızda bu hususun sizler için çok daha netleşeceğini umut ediyorum. Efendim, çok uzun bir ders oldu, beni hoş görün lütfen. Umarım keyifle dinlersiniz, ara verirsiniz, mola verirsiniz, çayınızı kahvenizi içerek beni de hoş görürsünüz diye umut ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla, afiyetle kalınız efendim.